Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kadın erkek tokalaşması caiz midir? Müslüman bir hanım kendisine nikah düşen bir erkekle, Müslüman bir erkekle erkek de kendisine nikah düşen bir bayanla tokalaşamaz. Konuyla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadis-i şeriflerin iki tanesini şöyle ifade edelim. Peygamber Efendimiz, Ya Resulallah, uzat elini seninle tokalaşalım diyen bir kısım kadınlara, çünkü peygamberimiz onlarla biatlaşıyordu. Senin getirdiğin dine iman ettik, senin getirdiğin hükümlere uyacağız diye sözleşme tabiri caizse yaparken peygamber efendime tokalaşmak isteyenlere, hanımlara peygamberimiz şöyle buyurmuş: Ben kadınlarla tokalaşmam. Benim yüz kadına söylediğim söz bir kadına söylediğim söz gibidir. Yani onlarca kadın gelse peygamberimizle ona inandıklarını ve getirdiği hükümleri kabul ettikleri anlamında bir sözleşme olsa peygamberimiz bir kadını muhatap alıyor, onunla konuşuyor ama bütün kadınlarla konuşmuş gibi ve onlardan biat almış gibi oluyor. Ama peygamberimiz asla hiçbir kadınla tokalaşmamış. Diğer taraftan Hz. Ayşe annemizin bildirdiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek eli hiçbir yabancı kadının eline Değmemiştir kesinlikle buyurmuş. Dolayısıyla bir Müslüman erkek kendine nikah düşen bir bayanla tokalaşamaz. Yani birbirlerine dokunamazlar. Sadece tokalaşma anlamında değil. Birbirlerine dokunamazlar demektir. E günümüzde artık bu alışkanlık haline gelmiş ne yapalım, kurtulamıyoruz diyenler oluyor. Kesinlikle bu bir zaruret değildir. Yani bir doktorun bir kadını muayene etmesi gibi, veya bir bayan doktorun bir erkeği muayene etmesi gibi bir zaruret, bir mecburiyet söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir zaruret, böyle bir e, mecburiyet olmadığı sürece alışkanlık var, örf var, adet var diye yanlış bir uygulama helal olmaz. Yani insanlar yanlış alışkanlıklarıyla haram bir şeyi helal yapamazlar. Mesela diyelim günümüzde alkol alışkanlığı var her yerde tüketiliyor diye bir Müslüman da gittiği yerde alkol tüketebilir mi? Veya diyelim ki bir yerde uyuşturucu kullanıyor, herkes uyuşturucu alıyor diye bir Müslüman uyuşturucu alabilir mi? Dolayısıyla bugün tokalaşma veya kadın erkek karışıklığı, birbirlerle şakalaşma, şehevi şeylerin konuşması örf oldu diye bir Müslüman hanfendi, bir Müslüman erkekle kesinlikle tokalaşamaz. Peki böyle bir ortam olursa, nasıl bir tavır sergilemek gerekiyor. Bir defa bir Müslümanın hayatında yapacağı ölçüler ondan sonraki hayatında da onu koruyacaktır. Yani bir Müslüman ben dini hassasiyetimden dolayı tokalaşmıyorum. Yoksa size karşı bir tavır değildir bu. Bu benim kendi din anlayışımdır diye bir ifade kullansa buna hiçbir kimsenin karşı çıkacağını düşünmüyoruz. Yani biz muhatabımızdan dolayı değil ki Allah'ın emrinden dolayı bunu yapmıyoruz diyelim bir yere gittiniz alkol alıyorlar sizde size de alkol verdiler ben almıyorum dediniz yani sizin e, ikramınıza karşı gelmek değildir bu bu Allahu Teala'nın bana yasakladığı bir içkidir içecektir dolayısıyla ben Allah'ın emrini yerine getirmek zorundayım Müslüman olarak buna uymuyor uyuyorum ve sizden de bu alkol almıyorum demenin hem Örf, adet, gelenek açısından hem e, aklen, vicdanen bir sakıncası var mıdır? Elbette yoktur. Dolayısıyla bir Müslüman erkek bulunduğu ortamda bayanlar tokalaşıyorsa, ben bu hassasiyetten dolayı tokalaşmıyorum e, demesi ve bunu da hayatının bir ölçüsü olarak kabul edip devam ettirmesi, emin olun muhataplar tarafından asla yadırganmayacağı gibi saygı vesilesi de olacaktır. Adam inancının gereğini yerine getiriyor diyecektir. Size bizzat yaşadığım bir olayı aktararak bu soruyu bitirelim. Öğretmenlerden bir tanesi İlahiyat Fakültesi mezunu bir öğretmen. Diğer öğretmen hanımlarla tokalaşıyor. Kendisi erkek ama diğer öğretmen hanımlarla tokalaşıyor. Kendine göre de bunu bir Hani o insanlara bir yaklaşma belki de e, tabi bir yakınlaşma olarak görüyor. Emin olun tokalaştıktan sonra oradan ayrıldı ve o tokalaşan hanımlardan bir tanesi dedi ki hem de ilahiyatçı hem de dindar geçiniyor. Bizimle tokalaşmaktan da hiç sakınmıyor dedi. Yani o insanın o bayanlara yaklaşmak için yaptığı bu uygulama o bayanlar tarafından tam ters tepti güya kendi açısından bir hizmet ifade edecekti ama zıttıyla tokat yedi. Dolayısıyla bizim insanlarla ilgili uygulamamızı, onların bizden razı olmasını sağlayacak Allah'tır. Biz Allah'ın rızası esas alalım. İnsanlara da bu düşüncemizi münasip bir dille, üslupla ifade edelim. Göreceğiz ki hiçbir kimse bizim bu halimizi yadırgamayacak. Ya varsa da onlar emin olun dini hassasiyetten dolayı değildir. Belki kendi kötü alışkanlıklarından dolayıdır ve neticede de Allah'ın rızasından ayrılacağız ve sonuçta biz karlı çıkacağız inşallah. <laughs>